Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Doğru yatırım, değerli hayat, değeri arttırılmış yaşam diyoruz. Bunun manevi ve ahlaki yönü başka bir konu, özel bir konu elbette ama bugün işin finansal boyutunu konuşacağız. Bakın 6.8'e çıktı enflasyon, yaşam pahalılığı, öbür tarafta başımızı sokacak ev bulabilme derdi ve sağlık sistemiyle ilgili sorunlarımız. Gerçekten zorlu bir hayat tablosu koyuyor hepimizin önüne ve baktığımızda acaba yaşamlarımıza nasıl değer katacağız? Finansal değerimizi nasıl bulacağız? Elimizdekileri nasıl tutacağız? Nasıl değerlendireceğiz sorusunu soruyoruz sürekli. Ve cevaplar işte ipuçları. Finansal güvenlik danışmanı Yeşim Şengünay'da. Hoş geldin yayınımıza sevgili Yeşim Şengünay. Hoş bulduk. Şimdi aslında Doğru Yatırım Değerli Hayat serimizin ilk programındayız ve bu programda iki önemli konuyu masaya yatıracağız bayağı ayrıntılarıyla. Birincisi bireysel emeklilik sigortaları, ardından da mortgage sigortaları. Hepsi şu andaki hayatlarımızı da etkileyen ama geleceği de çok etkileyen, değil mi, yaşamsal konular. Sevgili Yeşim, bütün bunlara girmeden önce sana şu soruyu sormak istiyorum. Değerli yaşam diyoruz. Finansal değerli yaşam nedir? Bir yaşamın finansal değeri nedir sence? Sevgili Yeşim, bu çok subjektif bir konu. Kişiye, yaşa göre çok değişken bir özellik gösteriyor. Mesela benim bazı müşterilerim geliyor, eşler. Eşlerden bir tanesinin annesi çok erken vefat etmiş, 50'li yaşlarda vefat etmiş. Diğerinin, diğer eşin babası 90 küsur yaşında ve hala yaşıyor. Dolayısıyla bir tanesi 50 yaşına gelmiş, 50 yaşını görmeden kaybettiği bir anne nedeniyle bütün parasını harcamak istiyor. Yarına hiç para bırakmak istemiyor. Diğer yandan diğer eş babasının çok uzun yaşayıp parasız kaldığını görmüş. Dolayısıyla hiçbir şey harcamak istemiyor. Bu ortak noktayı bulmak çok zor oluyor bazen. Çünkü o ortak nokta bulunmadığı takdirde o güven unsuru gerçekleşmiyor ve ve huzur bulamıyoruz. Dolayısıyla bir ortak noktada buluşulması gerekiyor. Bu subjektif konu eşler arasında özellikle. Bir ortak noktada buluşulması gerekiyor. Ve iki tarafı da ortak müşterekle buluşup güvenli adımlarla ne yarın ölecekmiş gibi her şeyi harcamak ne de çok uzun yaşayacağız, çok para biriktirmemiz lazım diye hiç bugünü yaşamamak doğru değil. İkisinin de bir ortak noktada buluşup bir ortak müşterekte bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani, ve o güvenli adımlar atılması gerekiyor. Orta yol bulmalı ve buradaki anahtar kelime bence güvenlik o zaman, değil mi? Aynen. Güvenlik aynen. Duygusunun hayatımıza hakim olması mı? Evet. Çünkü güvenlik hissi yeni bir kavram. O güveni hissetmediğimiz sürece hayatımızı keyifle yaşayamıyoruz. O finansal güvence çok önemli. Finansal kaygılar genelde istatistiksel olarak en kalp hastalıklarına, her türlü psikolojik sorunları en fazla tetikleyen ve mutsuzluğun en önemli etkeni. Dolayısıyla o güvenceyi bir şekilde sağlamamız gerekiyor, huzur bulmamız gerekiyor. Her neredeysek finansal olarak. Peki, o zaman bulmamız gerekiyor dedin, bir noktayı bulacağız. Bunun en önemli yollarından bir tanesi, elimizdeki en önemli tool, araç hangisi? Bunlardan bir tanesi bireysel emeklilik sigortası konusu. Bireysel emeklilik sigortası Kanada'da çok yaygın aslında. Ve ilk akla gelen soru şu oluyor. Ben başka bir emekliliğim varsa ya da Türkiye'den emekliysem ya da buradan başka bir emekli olup 65 yaşına geldiğimde bir bireysel emekliliğim söz konusu olduğunda ne olacak diye bir soru geliyor genelde. Onunla bir bağlantısı yok. Bireysel olarak kendimizin hazırlayabileceği bu bireysel emeklilik sigortaları. Bireysel emeklilik sigortaları genel anlamıyla aslında seçtiğiniz bir sigorta şirketinin hisselerini satın alıyorsunuz, onun hissedarısınız. Ya 10 yıl, ya 15 yıl, ya 20 yıl ödeme planıyla gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu hisseleri aldıktan sonra da mortgage ödeme gibi ödemiş bitirmiş oluyorsunuz. Ya 10 yılda, ya 15 yılda, ya 20 yılda. Dolayısıyla
20 yıllık aldığınızda da 20 yılın sonunda bu sigorta şirketlerinin hisseleri tamamen sizin olmuş oluyor ve hayatınız boyunca kar payı alıyorsunuz. Bu da size bu hayatınız boyunca aldığınız kar payı çok önemli. Birçok ilişkide birçok avantajlar getiriyor. Bir kere bunun içinde oluşan para size her yıl kar payınızı biliyorsunuz. Sigorta şirketleri Kanada'da çok karlı şirketler. Ve bilançolarını çok Kanada'da bilanço denetlemesi çok düzgün yapılıyor. Dolayısıyla bilanço makyajıyla karlarını da saklayamıyorlar ya da öyle bir niyetleri de yok zaten. Sigorta şirketleri çok düzgün çalışıyor burada. Ve kazandıkları kar paylarını her yıl sizin hisseniz oranında ne kadar hisseniz varsa hisseniz oranında bütün kar ortağı kişilere hisselerini kar payı olarak dağıtıyorlar. Sizin böyle bir durumda bir kere her şeyden önce eğer böyle bir paranız bankada olsa diyelim ki fon aldınız. Fonunuz bu yıl %10 büyüyebilir ama gelecek yıl %13 küçülebilir. Dolayısıyla siz zarar edebilirsiniz. Ama siz kar paylarınızı düzenli bir şekilde aldığınız için kar payınız sizin hesabınıza yattığı için bir de marketlerdeki oluşan piyasalardaki düşmeler çıkmalar sizi hiç etkilemiyor. Çünkü siz kar payınızı hisseniz oranında almış oluyorsunuz ve her yıl hesabınıza yatıyor. Bir daha artık onun değişen piyasa koşulları nedeniyle tekrar hesabınızdan çıkması söz konusu olmuyor. Birinci en önemli güzelliklerinden biri bu. Diğeri... Ben heyecanlıyım. O kadar çok soru var ki kafamda. İkinci bir tane güzel tarafı tax free savings account dediğimiz yani vergisiz hesap gibi işliyor. Dolayısıyla bankada olan herhangi bir paranıza vergi verecekken böyle bir hesapta oluşan paranıza bir vergi oluşmuyor. Yani sizin paranız aldığınız bu kar payları vergisiz bir şekilde büyüyor. Dolayısıyla siz bundan vergilendirilmiyorsunuz. Bu da çok ciddi bir avantaj. Sen bir şey soruyorsun. Ben aynen bunu soracaktım zaten. Bu işin vergi tarafında ne var? Çünkü sen kazançtan bahsettin. Güzel, bankada paralar birikiyor ya da işte bir şey birikiyor ama bu işin kazanç vergi tarafı ne diyecektim, anlattın. Bu vergi oluşuyor. Bu vergi oluşumu yani hem şirket sahipleri için hem de bireysel anlamda ikisi için de aynı mı yani vergi avantajı? Burada bireyseli ve şirketleri ayırmak gerekiyor mu? Yok, hayır. Bunda bireylerle şirketler arasında bir farklılık yok. Çünkü siz kar payınızı alıyorsunuz. Sigorta ürünleri aldıkları kar payıyla ilgili bir vergi ödemiyorlar. Sigorta yasası gereği, vergi yasası gereği. Ama şirketlerin, yeri gelmişken söyleyeyim, şirketlerin çok daha ciddi avantajları var bununla ilgili. Çünkü onun içinde oluşan kar payı, içinde oluşan nakit parayla ilgili çok güzel avantajları var. Onu bir kere teminat gösterip kredi kullanabiliyorlar. Dolayısıyla kendi paralarına dokunmadan bu içindeki nakit parayı teminat olarak kullanıp ucuz faizli krediler işleri için ucuz faizli krediler kullanabiliyorlar. Böyle bir avantajı var. Şirket sahiplerinin bir tane daha bir avantajı var. Onu vergiden düşebiliyorlar. Dolayısıyla bireyler vergiden düşemiyor bu primleri, ödenen primleri. Ama şirketler vergiden düşebiliyorlar. O yüzden şirketler için daha da cazip bir yatırım şekli. Burada bir şey sorabilir miyim? Hani self-employed yani sen aslında bireysin ama bir tane de bireysel olarak hani şirketin var. Oradaki ayrım nasıl oluyor? Yani o tamamen bir şirket mi? Hangi yolda ilerlemeli? Burada nasıl bir aslında öğüt verirsin? Ya da yani nasıl yönlendirmek istersin? Bu sigortaların alımıyla ilgili. Yani bireysel yani, emeklilik sigortası yani bunu planlarken bir şahıs olarak mı ilerlemek yoksa şahıs şirketi mantığında şahıs şirketin varsa onunla ilerlemek mi daha doğru? Bir de hayat sigortası söz konusu bununla beraber bu bireysel emeklilikte. Dolayısıyla zaten şirket de satın alıyor olsa bunu yani şirket lehtarı da olsa şirket sahibi de olsa poliçenin birinin sigortalanması söz konusu. Dolayısıyla eğer kişinin kendi şirketi varsa dolayısıyla şirketinin üstünden alması daha akıllıca olur. Ama herkesin şirketi yok. Dolayısıyla bireyler kendi adlarını alacaklar ve bu hayat sigortaları o kısmı da çok enteresan. Biraz sonra mortgage sigortalarıyla ilgili geleceğiz. Mortgage sigortalarında hayat sigortalarının tutarı artarak
azalarak devam ediyor. Ama bu tarz bir sigortada diyelim ki bu tarz bir bireysel emeklilikte onun bir hayat sigortası bölümü var. O hayat sigortası bölümü de aynı şekilde artıyor. Yani 500 bin dolar bir hayat sigortası almış bir kişi her yıl kar payı hayat sigortasına ilave edildiği için atıyorum 20 yıl sonra 1 milyon dolara çıkıyor hayat sigortası. Dolayısıyla ne kadar uzun yaşarsa o kadar uzun da bir hayat sigortasına sahip oluyor. Yani bir kutuda hem hayat sigortası kompartmanı var hem de içinde nakit biriktirdiği, kendinin kullanabileceği, karşılığında kredi kullanabileceği ve de vergisiz ortamda bir kendine gelir elde edebileceği bölüm var. Yeşim, şunu merak ediyorum. Yani bunlar hep varlığa varlık katan konseptler mi ya da durumlar mı? Yani zaten bir şeylerin var, onu koruyorsun ve onun üstüne bir şey koyuyorsun, daha da koyuyorsun. Peki sıfırdan başlayanlar, hayata yeni başlayanlar, yeni hayata başlayanlar, öğrenciler, yeni evlenenler, mesela yeni para kazanmaya başlayanlar ve yeni göçmenler. Bunlara baktığımızda, yani bu mümkün mü? Sıfır bir şey yokken minik minik koyaraktan bu değere ulaşmak mümkün mü? Aslına bakarsan gençler ve gençler bu konuda daha şanslı. Çünkü bir hayat sigortası söz konusu olduğu için atıyorum bir 100 dolarla sen 100 dolarla bir sigorta şirketinin 50 yaşında birisi bir sigorta şirketinin 10 hissesini satın alabiliyorsa 10 hisseye tekabül ediyorsa o 20 yaşında birisi için 100 hisse alabilecek. Aslına bakarsan genç yaşta almanın çok ciddi avantajı var. Hem daha küçük paralarla alabiliyorsunuz hem de daha büyüme, katlanan büyüme olasılığı daha fazla oluyor. Aslında bunlar orta yaşta ve artık belli bir zenginliğe eriştikten sonra aldığın zaman daha çok para harcaman gerekiyor. Ama genç yaşta ve daha ufak paralarla daha çabuk yol kat edebiliyorsun. Aslında gençler için ideal bir yöntem bu. Çünkü küçük paralarla gerçekleştirebilecekleri bir şey. 40'lı yaşları bitirip 50'lere yaklaştıkları zaman aynı 100 dolarla alabilecekleriyle 20 yaşındaki 100 dolarları aynı değil. Dolayısıyla gençler daha avantajlı. İlla büyük paralar, yani büyük küçük kavramı değişken. Yani herkes kendisine göre bir planlar yapabilir. Atıyorum birisi bunu çok yüksek primlerle alabilir. Ama onun zaten yaşam standardı odur. Diğer kişi hani nasıl ev almak gibi herkes bütçesine göre ev alır. Bunlarda da hani ben çok büyük ev alamıyorum diye atıyorum 1 milyon dolarlık ev alamıyorum, 2 milyon dolarlık ev alamıyorum diye 500 bin dolarlık ev almaktan vazgeçmeyiz. Ne yaparız? Önce 500 bin dolarlık ev alırız. Belki onun borcunu biraz bitiririz, bir şey olur. Yani demek istediğim herkesin bütçesine göre gerçekleştirebileceği bir şey. Peki şimdi bak, varlığını oluşturmuş insanlar diye bir şey kullandın. Diyelim ki orta yaşı geçmişler. Mesela benim gibi 50 yaş grubunu düşün ve varlığını da hani öyle bir varlıkta oluşturamamış. Hani hayatı make and meet şeklinde devam ettiren insanlara bu noktada verebileceğin şey, evet gene de bunu çok geç değil düşünün mü? Yoksa artık bu yol geçti mi? Yani bu gemi kaçtı mı? Yok. Tren. Ben neyse gemi diyorum. Aynı ev örneğini vereceğim. İşte 50'li yaşlara geldiğin vakit 2 milyon dolarlık evi alamıyorsun diye ev almaktan vazgeçmezsin. Kiracı olmaya devam etmezsin eğer birazcık para biriktirebilirsin. Ne yaparsın? Bütçene uygun bir ev alırsın. Aynen. Onun yaşla bir sınırlaması yok. Elbette ki daha erken başlamak çok daha akıllıca. Elbette ki büyük bütçelerle yapmak daha keyifli. Ama sonuçta büyük evi alamıyoruz diye küçük evi almaktan vazgeçmek. Yani hayata değer katacak olan en önemli yatırımlardan biri bireysel emeklilik sigortası diyoruz. Peki bu noktada kimden alacağız o zaman? Çünkü bunun bir de güvenli olması lazım değil mi? Senin altını çizdiğin konu güvenlik. Böylesine bir sigortanın güvenliği nasıl sağlanır? Kimden bu sigortaları almalı ki kendimizi hani kafa rahat, güvende hissetsin? Güzel bir soru. Şimdi Kanada'da sigorta şirketleri çok düzgün şirketler, çok eski şirketler. Hepsi 180-200 yıllık şirketler. Kanada'daki şirketlerin kötüsü yok diyebilirim.
Hepsi çok dilimli şirketler. Ama her sigorta şirketinin iddialı olduğu ürünler farklı. Yani atıyorum nasıl Maxi'de pirinç ucuzdur ama Costco'da da sebze başka bir şeyler ucuz alabilirsiniz. Dolayısıyla her sigorta şirketi yani Kanada'da dediğim gibi tekrar ediyorum. Kanada'da düzgün bir olmayan sigorta şirketi yok zaten. Hepsi çok güzel denetleniyor. Hepsi çok düzgün şirketler. Hepsi güvenilir. Aslına bakarsan hani denetlenme çok düzgün olduğu için sigorta şirketleriyle ilgili hiç sorun yok. Ama konu şu ki her sigorta şirketinin öncelik verdiği, her sigorta şirketinin daha önemli bulduğu ürünleri var. Dolayısıyla bir sigorta şirketi bu ürüne önem veriyor olabilir, bir başka şirketi bu ürüne önem vermiyor olabilir. Dolayısıyla o sigorta şirketi, mesela şöyle genelleme yaparsak Kanada'da bu bireysel emeklilik sigortalarını en iyi kar payı veren bu konuda bu konuya iddialı bakan 5-6 tane sigorta. Ama bu 5-6 tane sigorta şirketinin içinden birkaç tanesi var ki bu sigortaları onun göz bebeği değil. Ama birkaç tanesinin bu sigortalar onların göz bebeği. Yani kriz zamanında 2000'li yıllarda bir zamanda da kar payını hiç değiştirmediler. 2020 geldiğinde birçok sigorta şirketi bundan sonraki yıllar için karşılık ayırmaları gerektiği için kar paylarını düşürebildiler. Ama bazı şirketler bu onların en önemli çocuğu olduğu için, en değerli ürünü olduğu için asla ve asla değişiklik yapmadılar. Yani böyle bir ürün alırken, çünkü siz bireysel emekliliğinize emanet edeceksiniz bu ürüne. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra hala kar payı almaya devam edeceksiniz bu ürüne. Bu sizin emeklilik planınız, bu sizin geleceğiniz. Dolayısıyla onun pardonu yok. Alırken çok dikkatli karar verilmesi gerekiyor bu böyle bir ürüne. Çünkü sürekli kar payı alacaksınız. Bugünden söz etmiyoruz, 2 yıl sonradan söz etmiyoruz. 20 yıl, 30 yıl sonrasından söz ediyoruz. Hala kar payı alacaksınız. Dolayısıyla alırken şeye bakılması gerekiyor. Yani bu sigorta şirketi iyidir ama bu üründe son 20 yılda, son 30 yılda kar payında değişiklik yaptı mı? Son 20 yılda istikrarlı mı gidiyor? Son 20-30 yılda hep aynı çizgide mi gitti? Bu üründe bir kısıtlama getirdi mi? Kar payını azalttı mı? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve ben her zaman onu söylüyorum. Böyle durumlarda birden yani Kanada'daki bütün sigorta şirketlerini temsil eden kurum ya da kuruluşlarla çalışmak gerekiyor. Şimdi mesela bize bir müşterimiz geldiğinde biz onun yaşına göre, sigara içip içmemesine göre, aldığı miktara göre. Çünkü her sigorta şirketinin de hedef kitlesi var. Mesela bazı sigorta şirketinin kitlesi 2 milyon doların üstü sigortalar. Bazı sigorta şirketlerinin hedef kitlesi sigara içmeyenler. Bazı sigorta şirketlerinin hedef kitlesi 45 yaşının altındalar. Bazı sigorta şirketlerinin hedefi çok sağlıklı insanlar. Dolayısıyla sigorta şirketleri çok iyi olabilir, çok sağlam olabilir ama fiyatlandırma açısından seçiminizi yaparken bunları da göz önünde bulundurmak. İyi de bunun bir rehberi var mı? Şimdi bak bu kadar kriter saydın. O zaman bu kriterleri bir kişiler nerede görebilecekler? Yani kime gidecekler? İşte, orada mı sizler devreye giriyorsunuz danışmanlar? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Kanada'daki bütün sigorta, bu tarz sigortaları alacakları yer mutlak surette Kanada'daki bütün sigortaları temsil eden kurum ya da kuruluşlar olması gerekiyor. Yani mesela bize bir müşterimiz geldiğinde biz ona Kanada'daki bütün sigorta şirketlerinin fiyat karşılaştırmasını yapıyoruz. Onun sağlık durumuna göre, sigara içip içmemesine göre, yaşına ve aldığı tutara göre ona en uygun, en ucuzunu seçmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Dediğim gibi o sigorta şirketinin diğer sigorta şirketinden iyi olduğu için değil. Ama o üründe, o kişinin aldığı üründe en iddialısını bulmak önemli. Peki bu işi coast to coast yapabiliyor musunuz? Yani mesela benim 3 eyalette lisansım olduğu için, Ontario, British Columbia ve Quebec'te lisansım olduğu için eyaletler arası bir fark yani hepsi için lisansımız var. Lisansım var yani benim. Dolayısıyla bu çok önemli. Dediğim gibi geleceğe yönelik alacağımız kararı bilmemiz gerekiyor ki
bizim için en uygun olanı seçmek. Yani bir herkese uygun bir plan yok. Geçen defa da söylemiştim. Dolayısıyla siz sizin aldığınız tutara, aldığınız yaşa, aldığınız sağlık koşullarına ve ihtiyacınıza göre aldığınız ürünün o üründe hangisi iddialıysa onu seçmek gerekiyor. Yani her konuda çok iyi olan bir sigorta şirketi yok. Her üründe iddialı olan bir şirket yok. Bireysel emeklilikte değişkenlik arz etmemesi gerekiyor. 20 yıl bakmak gerekiyor. 20 yıl, 30 yıl kar payını değiştirdi mi? Değiştirmedi mi? Eğer kar payında değişiklik gösterebiliyorsa demek ki onun en önemli ürünü bu değil. Demek ki bu ürünü onlardan almayacağız. Başka bir üründe çok iddialı olabilir ama bu ürün o sigorta şirketinin ürünü değil. Anladım. Bu anlamda da doğru rehberi bulmak önemli. Çünkü doğru Aynen. rehber bütün kriterleri Aynen. böyle ortaya yayıyor. Oradan kendinize Çünkü en uygunu bu, seçip bir tek sigorta şirketini temsil eden biriyle bir kurum ya da kuruluşlarla çalıştığımız zaman o zaman aldığımız ürünle ilgili en iyi o mu bilemeyiz. Sigorta şirketi iyidir, çok iyidir. Ama bizim aldığımız üründe en uygun fiyatı bulabilecek miyiz, en büyük garantiyi bulabilecek miyiz gibi. Dolayısıyla ben her zaman mutlak surette Kanada'daki bütün sigortalarla çalışan kurum ya da kuruluşlardan alınması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Doğru. Şimdi buradan çok hayati diğer konuya geçelim. Zaman da uçuyor. Aynı söylediğin aynı şeyler aslında aynı sorular mortgage sigortalarında da geçerli. Hatta daha da kritik bir konu gerçekten nereden almalı konusu. Bütün bu değişkenlerle birlikte bir saniye hemen mortgage sigortalarına geçelim. Yeşim Şengünay, evet şimdi mortgage sigortalarını bütün bu değişkenler arasında nereden nasıl alacağız o zaman? Şimdi mortgage sigortaları, mortgage için de aynı soruyu sorarlar bana ama mortgage sigortalarından başlayayım önce. Mortgage sigortaları, şimdi mortgage hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Hepimiz, birçoğumuz evlerimizi mortgage'la alıyoruz. Hiçbir çoğumuzun öyle nakit parayla alabilecek noktası olmuyor. Dolayısıyla hepimiz mortgage sisteminin içinde yer alıyoruz öyle ya da böyle. Dolayısıyla mortgage sigortası söz konusu, mortgage söz konusu olduğunda da onunla da onun eşiğinde de bir mortgage sigortası söz konusu oluyor. Borcumuzu garantilemek için. Şimdi genelde mortgage sigortalarını bankalardan almamız kolay oluyor. Neden kolay oluyor? Primimiz hemen mortgage'ımıza ilave ediliyor. Bize 5 tane sağlık sorusu soruyorlar ve sorulan bu 5 sağlık sorusuna hayır diye cevap verdiğimiz zaman o zaman bize bir sigorta vermiş oluyorlar. Genelde bankadan alınan mortgage sigortalarının böyle bir kolaylığı var. Ama bu kolaylığın yanında çok ciddi ciddi endişeler getiriyor beraberinde. Niye? Şimdi bir kere mortgage sigortanda dedik ya 5 tane soru soruyor ve sağlık sorusu soruyor. Siz onlara hayır diyorsunuz ve bu sigortayı alıyorsunuz. Bu sigortalar pre-approved sigortalar. Yani ön onaylanmış sigortalar. Tamamen onaylanmış sigortalar değil. Ne demek bu? Siz 5 soruyu cevapladınız. Hayır dediğiniz için. Banka sizden prim almaya yetkili oldu. Siz de primi ödemeye yetkili oldunuz. O ana kadar onaylanmış bir hali yok. Siz ödemeye devam ediyorsunuz. Allah gecinden versin. 20 yıl sonra siz vefat ettiniz. Sizin vefatınız halin sizin vefatınızın akabinde sizin lehtarlarınız o sigorta poliçesinin tahsile gittiği an işte o zaman onaylanma süreci gerçekleşiyor. Yani, o zaman sizin sağlık kayıtlarınıza bakılıyor. O zaman verdiğiniz cevaplarda yanlış beyan var mı? Sağlık sorununuzda herhangi bir engel var mıydı sigorta olmanıza gibi araştırmalar yapılıyor ve o noktada ya onaylanıyor sigortanız ya onaylanmıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız kesin olmayan bir sigorta. Onaylanabilir de onaylanmayabilir de. Yani siz o primleri öderken sonucunu bilmeden ödüyorsunuz. Eğer onaylanırsa sigorta şirketi lehtarlarınıza parayı ödüyor. Eğer onaylanmazsa diyor ki ben şöyle şöyle bir yanlış beyan var. Şöyle şöyle sağlık koşullarında şöyle bir durum vardı. O yüzden biz sigortayı onaylamıyoruz. Bu bunca süre ödediğiniz primleri iade ediyoruz. Dolayısıyla aslında bu çok sakıncalı bir şey. Siz sigortanın amacı riski satmaksa aslında satmış olmuyorsunuz.
kiralık vermiş oluyorsunuz. O zamana kadar bilmiyorsunuz sonucu. Böyle ciddi bir sorun var. Bireysel sigorta almış olsanız, bireysel sigorta daha yavaş işliyor. Yani sizin size çok daha çok sorular soruluyor. Doktorunuz soruluyor, hastalıklarınız soruluyor. Çok detaylı sorular soruluyor. Ve bir hemşire gelip sizin kanınızı, idrarınızı alıyor. Ve o noktadan sonra sigorta şirketi sizi kabul edip etmemeye karar veriyor. Ve artık sizi kabul ettiyse o noktada, dünya yansa o paranın ödenmesi gerekiyor. Artık 20 yıl sonra da 30 yıl sonra da ne zaman vefat ederseniz dedin, o sigortanın bir daha onaylanmasına gerek yok. Çünkü o aşamada onaylanmış. Böyle ciddi bir fark var. O yüzden herkesin kendine ait bir bireysel sigortası olması çok önemli. İkinci boyutu, ki bu da ciddi bir sorun. Şimdi siz diyelim ki X bankasından aldınız mortgage'ınızı ve sigortanızı da X bankasından aldınız. X bankasından aldığınız mortgage sigortasının lehtarı o X bankası. Yani bu ne demek? Siz vefat edince sigorta şirketi o parayı o bankaya ödeyecek demek. Bu neyi getiriyor bir ilişiğinde? Şimdi siz 5 yıl anlaşmanız 5 yıldı, 5 yıl ödediniz sigortanızı. 5 yılın sonunda bambaşka size çok güzel bir faiz oranıyla geldi ve siz bankanızı değiştiriyorsunuz. Mortgage'ınızı başka bir bankaya transfer edeceksiniz. Ne oluyor? Sizin o 5 yıldır ödediğiniz primler ziyan oluyor. Çünkü yeni geçtiğiniz banka bir önceki bankanın mortgage sigortasını kabul etmiyor. Dolayısıyla sizin ödediğiniz primler yanmış oluyor. Siz 5 yaş daha yaşlanmış olarak, priminiz daha artmış olarak yepyeni bir bankaya yeniden bir sigorta alıyorsunuz. Ama siz kendinize baştan bir bireysel sigorta alsanız o bankada da geçerli olacak, bu bankada da geçerli olacak gibi. İkinci ciddi sakıncası bu. Bir başka sakıncası da giderek azalıyor. Yani sizin mortgage borcunuzla ilintili. Diyelim ki siz 500 bin dolarlık bir mortgage aldınız, sigortanın değeri 500 bin dolar. Paranızı ödediniz, 300 bin dolara düştü mortgage borcunuz, sigortanın değeri de 300 bin dolar. Daha ödediniz 200 bin dolara düştü mortgage borcunuz, sigortanın değeri de 200 bin dolar. Mortgage borcunuz bitti, sigorta da bitti. Ben 25 yıl yaklaşık sigorta primi ödedim. Ne oldu? Yandı gitti, kül oldu. O yüzden halbuki bir bireysel sigortanız olmuş olsaydı sizin ödediğiniz primler ziyan olmayacaktı. 80 yaşınıza da gelseniz, 90 yaşınıza da gelseniz lehtarlarınızı ödenecekti. Bu bir. İkincisi, bireysel sigortanın tutarı azalmıyor. Başladığınızda da 500 bin dolar. Borcunuzda endeksli olmadığı için, kendinde ondan bağımsız bir sigorta olduğu için, sizin mortgage borcunuz 500 bin dolar da olsa, sıfır da olsa yine aynı 500 bin doları sizin lehtarlarınızı ödüyor. Dolayısıyla sizin ödediğiniz primler ziyan olmamış oluyor. Aslına bakarsanız mortgage sigortaları buradan baktığımda bankaların kendilerini garanti altına almak için primi size ödettirdikleri bir yöntem. Çünkü size bir şey olması halinde o mortgage sigortalarını sizin lehtarınız görmüyor bile. Direkt banka alıyor parayı. Dolayısıyla halbuki sizin lehtarlarınıza, kendinize bireysel bir sigortanız olsa, lehtarlarınıza kalacak sigorta. Diyelim ki o 500 bin dolar lehtarlarınıza kaldı. Bu 500 bin mortgage borcu dolara düşmüştü. Lehtarlarınız 100 bin dolar mortgage ödeyecekler, 400 bin dolar onlara kalacak. Dolayısıyla mortgage sigortaları yerine vaktiyle kendinize bireysel sigortalar alıp hem fiyatı daha ucuz bireysel sigortaların, çünkü mortgage sigortaları paçal bir hesaplama yapıldığı için sağlıklıyla sağlıksız insanın bir ortada bir noktada buluşturulup bir prim oluşturdukları için bir kere zaten pahalıya denk geliyor. Sizin bireysel alacağınızdan genellikle daha pahalı oluyor. İkincisi de siz her 5 yılda bir banka değiştirdiğiniz zaman, her 5 yılda bir sigortanızla yeniden yaptığınız zaman daha da bir pahalıya geliyor. Dolayısıyla mortgage sigortalarını mutlak surette bankalardan değil, sigorta şirketlerinden satın almak gerekiyor. Yine bunda da yine söylüyorum, alırken bütün bankaları temsil eden kişilerden ya da kurumlardan almamız gerekiyor. Dediğim gibi
Her sigorta şirketinin iddialı olduğu ürünler farklı. Her sigorta şirketinin iddialı olduğu yaş grubu farklı. Mesela bir tane şirket sadece 45 yaşın altı insanlara o kadar uygun fiyatlar veriyor ki. Diğer tarafta bazı sigorta şirketleri çok sağlıklı insanlara korkunç güzel prim veriyor. Bazıları 2 milyon doların üstü sigorta. Yani onun için bu karşılaştırmayı yapabilecek birilerinden satın almanız gerekiyor sigortanızı. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir tane sigorta şirketini temsil edilmesi halinde siz bu karşılaştırmayı göremiyorsunuz. Belki güzel bir sigorta şirketinden ama o ürünü pahalıya almış oluyorsunuz. Yine o zaman sağlam bir el kitabı, sağlam bir rehber gerekiyor. Sizler gibi. Evet. Evet. Her cümlesi bilgi dolu bir yayında, hani hap gibi diyeceğim ama kocaman bir hap. Bir de benim gibi hani paradan anlamayan insanlar için baksana, yani soru soracağım zaten, sen bilgileri arka arkaya sıralıyorsun sevgili Yeşim. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok değerli Doğru Yatırım Değerli Hayat serisinin bir sonraki programında yeniden görüşünceye kadar çok teşekkür ediyorum. Sizlere esen kalın diyorum. Sağlıcakla ve finansal güvenlikte ve varlıkla kalın diyorum izleyicilerime. Sen nasıl bir mesaj veriyorsun sevgili Yeşim? Ben bir kere herkese bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten onur duydum. 11 ay önce bir yaptığımız programda gerçekten çok fazla soru aldım. Paraya da aşı lazım demiştik, hatırlıyorum tabii ki. E-mail yoluyla, telefon yoluyla çok aldım. Hakikaten onur duydum. Ve bazılarınıza istediğim hızla dönemedim. Ama mutlaka döndüm. İşler yoğunluğu nedeniyle herkese istediğim anlamda, istediğim hızla dönemediğim oldu. Ama benden özür dileyenler var. Hani zamanınızı aldım diyenler var. Zahmet verdik diyenler var. Kesinlikle bunu söylüyorum. Kesinlikle zahmet vermiyorsunuz. Kesinlikle zamanımı almıyorsunuz. Sadece ben bazen istediğim hızda dönemiyorum. O ama gene dönüyorum. Şunu anlamanızı istiyorum. Yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Ben 34. yılımı bitirdim bankacılıkta. Kanada'da da bu işi 17 yıldır yapıyorum. Bir şeyler öğrenmişimdir diye düşünüyorum. Onu da kendi insanımla paylaşmak, göçmen olduğumuz bir ülkede kendi insanımla paylaşmak bana çok onur veriyor. Hakikaten sorularınızdan sıkılmıyorum. Gerçekten bazen dediğim gibi hemen dönemeyebiliyorum ama dönüyorum. Sakın sıkıldığımı düşünmeyin. Zaman kaybı da görmüyorum. Ben gurur duyuyorum. Bunca yıl biriktirdiklerimi sizlerle paylaşmakta. Bana sormaya devam edin. Çok önemsedim bu söylediğin her şeyi ve çok da önemsiyorum. Çok teşekkürler. Yeniden doğru yatırımla hayatları daha da değerli kılabilmek için, değil mi? Senden ipuçları gelecek ama bir de işin dediğim gibi ahlaki manevi tarafı var ki değerli hayatlar için. Onu da artık başka yayınlarda konuşacağız. Görüşmek üzere. Geçmek üzere. Ve yeniden görüşünceye kadar, yeniden Turkish Voice of Canada adına ben Yürep Çakır, esen kalın, sağlıcakla kalın diyorum.